Bir iki gün eğer kendinizi düzgün bir şekilde verirseniz, biliyorsun burada restoranda biraz insanlar zorlanabiliyor. Ben kesinlikle gelmek isterim tekrardan ki düşünüyorum da. İngiltere'de dil okulu gerçekten çok ufuk açan bir yer. Özellikle ilk geldiğiniz yer burasıysa farkları çok rahat görebiliyorsun. Ve tekrar tekrar gelip burada yaşamak isteyeceğin bir yer burası. Çok güvenli. İnsanlar birbirlerine saygılılar. Doğa aktivitesi ise doğa aktivitesi. Lemon Akademi kaç para? Eğitim almak istiyorsan bunu direkt kendileriyle iletişim kurarak cevaplayabilirsin. Çünkü çok fazla bir parametre var. Kaç haftalık eğitim aldığı, nerede konakladığı, nereye gittiğine bağlı çok değişiklik gösteriyor. İngiltere dil eğitimi bence kimler için? Dil eğitimi tamamen kendini geliştirmek isteyen insanlar için. Monoton hayatından sıkılan, gelecekte bir şeyler yapmak isteyen, dilini geliştirmek isteyen, farklı kültürleri tanımak, farklı insanlarla muhabbet edebilmek isteyen insanlar için. İngiltere Dil Okulu kimler için değil. Sabit bir hayat yaşamak istiyorsan burası birazcık sana göre bir yer değil. Çünkü burada sürekli bir etkinlik var. Sabit hayattan kastım bu arada düzenli bir hayattan bahsetmiyorum. Daha böyle sıkıcı veya hiçbir şey yapmak istemiyorsun gibi gibi şeyler. Ya boş yere paranı harcama öyle bir şey düşünüyorsan. Sadece okula gidip dersi dinleyip kimseyle iletişim kurmayıp evine gidip evinde telefonla bilgisayarınla oynayacaksan burası senlik değil açıkçası. İngiltere dil okulları hangi şehirlerde var? Genel olarak çoğu şehrinde var. Manchester, Liverpool, Leeds, Cambridge, Oxford, Reading, Londra. Londra zaten en fazla bulunan yer. Yüzlerce dil okulu var. Brighton, Birmingham, Bristol, Edinburgh. Her yeri sayabiliriz yani. Çoğu şehrinde var. İngiltere yazdığınızda Maps'te gördüğünüz çoğu şehirde var. Buraya geldim, eğitim aldım. Vizemi uzatabilir miyim, değiştirebilir miyim? Vizenizi uzatamazsınız, değiştirebilirsiniz. İş olsun, başka bir eğitim, lisans, yüksek lisans gibi şeylerle değiştirebiliyorsunuz ve aslında sürenizi uzatmış oluyorsunuz. İngiltere dil okulu ücretleri nasıl? Bence uygun. Haftalık fiyatları 130-120, belki 110'larda indirim bulursanız daha da yükseklere çıkabilir belki de. Dönemine, geldiğin takvime, hangi okula gittiğine, hangi şehri seçtiğine göre değişiklik gösteriyor. Tabii ki Londra. Bu kadar fazla İngilizcenin konuşulduğu başka bir yer yoktur büyük ihtimal. Çünkü çok fazla turist var. İngiltere'de eğitim alırken nerede konaklayabilirim? Aslında iki seçeneğin var. Hatta üç seçenek diyebilirim. Birincisi aile yanı konaklama. Bunu konuştuğunda Lemon Akademi sana zaten vize şeyinde soruyorlar. Nasıl bir konaklama istiyorsun? Aile yanı mı yoksa yurt mu? İkisinin de fiyatları kendilerine göre değişiyor. Haftalık fiyatları var, aylık fiyatları var. Kampanyalara göre değişebiliyor. Bu kısmı Lemon Akademi sadece senin ne istediğini okula iletiyor. Herhangi bir ücretin dağıtım kısmında veya ayarlama kısmında bulunmuyorlar. Sadece senin istediğini okula iletiyor. Yurt seçebilirsin, aile yanı seçebilirsin, diğeri de kendin ayarlayabilirsin. Kendin ayarlayacaksan gelmeden önce mutlaka ayarlanmış olmak zorunda, yoksa kapıdan içeri seni almazlar çünkü sen bir evsizsin orada. İngiltere'de yaşam giderleri nasıl? Ortalama diyecek olursanız, yani ben mesela bazen evde yapıyordum, hazır gıdalar tüketiyordum. Dışarıda mesela daha uygun diyebileceğimiz aktiviteler tercih ediyordum. Okulun yaptığı, düzenlediği aktiviteler ya da işte arkadaşlarımızla düzenleyeceğimiz etkinlikler. Çok fazla, zaten burada müzeler, gezilecek yerler ücretsiz. Sadece özel müzeler, Sherlock Holmes'un olsun, Harry Potter'ın olsun müzeleri ücretli. Onlar da zaten bir şirketin yaptığı müzeler olduğu için onlardan ücret alınıyor. Onun herhangi bir devletle bir bağları yok. Devlete bağlı olan çoğu müze, hatta ben şu ana kadar ücretli bir devlet müzesi görmedim. Genel manada aktiviteler olsun, işte şeyler olsun, ben 350-400, maksimum 450 harcamışımdır bir ayda. İngiltere vizesiyle başka ülkelere seyahat edebilir miyim? Kısa dönemli geldiysen United Kingdom'a bağlı bütün ülkelere giriş yapabiliyorsun. Eğer ama uzun dönem geldiysen İrlanda gibi ülkelerden vize almak zorundasın. Bu detayı unutmamanız gerekiyor çünkü bu önemli. Sen uçak biletini alırsın, kapıdan içeri seni sokmazlar. Yeşil pasaportun varsa Avrupa'da her yere kısa dönemliysen gidebilirsin. Gidemeyeceğin ülke yok. Yeşil pasaportun varsa. Ben gittim mi? Ben gittim. Burada eğitim alırken Fransa ve Hollanda'ya gittim. Avrupa'ya nasıl gidebilirim sorusu.
var. Avrupa'ya yaz aylarında geldiyseniz trenler birazcık ücreti yüksek. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor ve önceden almanız gerekiyor. Takviminizi düzgün seçmeniz gerekiyor. Bazen burada işte tatiller olabiliyor. Nasıl gidebilirim diye sorarsanız da Londra'da yanlışım yoksa 5 tane havaalanı var. Havaalanlarının en ucuzu genellikle Stansted denilen uçak havalimanı oluyor. Heathrow'da biraz daha pahalı kısma geçiyor. Stansted'den uçak bileti alıp geçebilirsiniz. Biraz daha uçaklar uygun olabiliyor. Ama en uygunu genelde otobüsler oluyor. Onlarda Victoria Coach Station denilen bir yer var. Oradan kalkıyor zaten tüm Avrupa'ya. Orada Flixbus olsun, BlaBlaCar olsun. BlaBlaCar'ın da burada bu arada otobüs firması var. Onunla da gidebiliyorsunuz. Metrobus da var galiba. Metrobus'la kullanabiliyorsun. Genel olarak zaten onların hepsine Trainline denilen bir uygulama var. Oradan takip edebiliyorsun. Orada tren biletlerinin fiyatı da, uçak biletlerinin, uçak yok da otobüs biletlerinin fiyatı da bulabilirsiniz. Otobüsü genel olarak öğrenciler tercih ediyor. Çünkü akşamleyin yol birazcık uzun sürdüğü için, mesela Londra'dan Amsterdam'a gitmek istiyorsan 12 saat sürüyor. Arada deniz yok mu? Arada deniz var ama feribotla oradan geçiyorsunuz veya ortada bir tünel var, arabayla da geçebiliyorsunuz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.